Expert Para kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlerle beraber son gelişmeleri değerlendireceğiz, piyasa gelişmelerini. Bildiğiniz gibi Twitter kanalımızdan da çeşitli çekilişler yapıyoruz. Bunlarla ilgili de duyuruları yapacağım sizlere nasıl katılabileceğinizi. Hepinize iyi seyirler dilerim. Videomuza hızlıca başlıyoruz. Arkadaşlar Twitter kanalımızı takip etmiyorsanız takip etmenizi öneririm. Bunu defalarca kere daha önce söylemiştim. Expert alt tire Para şeklinde geçiyor. Yanlış hesapları takip etmeyin. Arkadaşlar bir Dediğiniz gibi Tire Tomato isimli Launchpad'e bir whitelist çekilişimiz olmuştu. Kişi başı 100 dolarlık katılım hakkı elde eden arkadaşlarımız belli oldu. Burada da paylaştım sizlerle arkadaşlar. Kriptosever, sever Ertok ve daha sonrasında Oğuz Bay Hakan Afa isimli kullanıcılar arkadaşlar Twitter kullanıcıları 100 dolarlık whiteliste hak kazandılar. Şimdi arkadaşlar bunun duyurusunu da yapayım sizlere. Trade Tomato isimli Launchpad arkadaşlar Decubate platformunda olacak. Bildiğiniz gibi elinde Decubate token tutanlar garantili alım hakkı elde ediyorlar. Fakat katte kübeydi arkadaşlar. Bizim kanalımız takipçilerine 5 kişiye 100'er dolarlık whitelist verdiler sağ olsunlar. Bunun da çekilişini düzenlemiştik. Şimdi bu arkadaşlarımız 17 Ekim'de Launchpad açılacak. Şimdi kayıtlar sürüyor. Sizler direkt alım yapabileceksiniz bana vermiş olduğunuz MetaMask cüzdanlarınızla 100'er dolarlık alımlar gerçekleştirebileceksiniz. Burada arkadaşlar baktığımızda daha hala başlamadığını görüyoruz. 17 Ekim'de Türkiye saatiyle öğlen saat 2'de garanti alım başlayacak. Garanti alıma katılamayan kişiler de token kalması halinde arkadaşlar FCFS yani halka açık satış turuna katılabilirler. Türkiye saatiyle akşam saat 10'da gerçekleşecek. İkinci randı da arkadaşlar Türkiye saatiyle gece saat 11'de gerçekleşecek yarın. Bu tarihleri unutmayın. Bu tarihleri not alın. Satış fiyatı 0.010 dolar olacak arkadaşlar. Metamask cüzdanınızda BNB ağı üzerinde 100 BUSD tutmanız gerekiyor. Tabii ki işlem ücretleri içinde 5-6 dolarlık de tutmanız gerekecek Metamask cüzdanınızda. Bundan dolayı özellikle bunlara dikkat etmenizi istiyorum. Halka açık satışa katılacak kişiler de dediğim gibi Türkiye saatiyle akşam saat 10'da halka açık satışın birinci turu başlayacak. Hızlı olan alacaktır arkadaşlar. Hemen Bitcoin'e dönelim sizlerle beraber. Bitcoin'de arkadaşlar bugün 27.800 dolar seviyelerine tırmandı Bitcoin. Fakat baktığımız Bizleri heyecanlandıran bir hareket mi Çok değil arkadaşlar İşin açığını söylemek gerekirse Ben şu 28.360'ın üzerinde Tutunmasını bekliyorum bitcoin'in Fakat buraya çıkamıyor arkadaşlar bitcoin 28.360'ın üzerinde Tutunamıyor gördüğümüz gibi Neredeyse şurada da tırmanmıştı üzerine Fakat yine tutunamamıştı 2 Ekim'den beridir yani yaklaşık olarak 2 haftadır yine bu aralıklarda Seyrettiğimizi gözlemliyoruz Bitcoin'in 28.360'ı ilk etapta aşması gerekiyor. Daha sonrasında da 30.760 çok çok kritik bir direnç arkadaşlar bizler için. Bitcoin'de ETF onayı gelse bile bunu özellikle söylüyorum. Şimdi ETF onayı gelebilir dendiği zaman Bitcoin'in fiyatında bir yükseliş görüyoruz. Ben arkadaşlar 30.760'ı tek seferde kırabileceğini düşünmüyorum. Bunu açıkça söyleyeyim sizlere. Yani ETF onayı gelse bile 30.760'dan geri dönebilir Bitcoin. Bu kolay olmayacak arkadaşlar. Özellikle halvingden sonra ödüllerin yarı yarıya düşmesiyle beraber Bitcoin ödüllerinin madencilerin satmaması gerekiyor. Piyasada adetin azalması gerekiyor ki Bitcoin rahatlıkla diğer dirençlere tırmanması gerekiyor. İşte ilk etapta 30.760 daha sonra 35.000 dolar seviyelerine tırmanması gerekiyor. Yani şu noktalarda kaldığı sürece bizler için çok önemli bir hareketin söz konusu olduğunu söyleyemeyeceğim. 28.360'daki ara direnç ve 27.100 dolardaki ara destek arasında akümüle oluyor zaten. Çok çok uzun zamandır. Özel özellikle 30.760 ve 24.295 dolardaki ana destek ve ana direnç arasında ise Mart'tan beridir akümlü olduğunu yani yaklaşık 7 aydır bu aralıkta olduğumuzu gözlemliyoruz. Dominansa baktığımızda Bitcoin alımları tabii ki her Bitcoin fiyatı yükseldiğinde gelmeye devam ediyor. %51.33'e tırmandı dominans fakat bu da arkadaşlar tam anlamıyla bir boğa sezonu geldi dememiz için çok çok düşük bir dominans. %65 %70'i öncelikli olarak dominansında aşağı gerekiyor Bitcoin'de. Altcoin market cap'e baktığımızda 514 milyar dolarda altcoin'lerde stabil hareketler söz konusu. Ve arkadaşlar önemli haberleri inceleyelim sizlerle beraber şimdi. Piyasaya bu etkiyi yapan haberler nelerdi? Özellikle şu haber arkadaşlar piyasaya ciddi bir fiyatlama yaptığını gözlemliyoruz. Bitcoin'e spot ETF morali ABD menkul kıymetler ve borsa komisyonu kısa adıyla SEC arkadaşlar Bitcoin borsa yatırım fonlarının bir nevi yolunu açması kripto piyasasında moralleri yükseltmiş durumda. Bitcoin'in son 24 saatte %3.68 değer kazanarak 27.866 dolara tırmandığını gözlemliyoruz diyorlar ve kripto piyasasındaki son duruma değiniyorlar. Yakın zamanda spot ETF'leri piyasaya sürülen ancak beklentilerin altında kalan bir performans gösteren Ethereum'da artış söz konusu. Dünden beri %1.61'lik değer kazanan Ethereum şu sıralar 1548 dolardan işlem görüyor. Aynı zamanda şunu da söylemek istiyorum sizlere arkadaşlar. Bitcoin Ethereum paritesine baktığımızda Paritede arkadaşlar bir açılma söz konusu. Yani Ethereum fiyatı düşerken Bitcoin fiyatı artıyor şu anda. Dediğim gibi Bitcoin altcoinleri de baskılamaya devam ediyor özellikle dominans artışıyla ve fiyat yükselişiyle beraber ama dediğim gibi Bitcoin'de bir ETF onayı gelse bile 30.760'ın zor açılacağını düşündüm kısımlardan bir tanesi, dirençlerden bir tanesi. Bir diğer önemli habere bakıyorum. Bu haberler arkadaşlar bizlere boğada çok çok fayda sağlayacak. Çünkü büyük şirketlerin Bitcoin'i benimsemesi ve kripto paraları benimsemesi bizlere boğada yarayacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel olumlu haberler var. Fakat ayı piyasasında olduğumuzdan dolayı çok çok ciddi etki edemiyor şu anda kripto paralara. Kaliforniya valisinden 2025'te yürürlüğe girecek kripto yasasına onay geldi. Mesela bak baktığımız zaman normalde boğa piyasasında uçuracak haberlerden bir tanesi. Fakat ay piyasasında ciddi fiyatlamıyor bile. Kaliforniya valisinden yeni kripto yasasına yeşil ışık. Vali Gavin Newsom çok benzer bir yasa tasarısını geçen yıl veto etmişti. Bu sefer onay geldi arkadaşlar. 2025'te yürürlüğe girecek kripto yasasına Kaliforniya valisi onay verdi. Ve bir diğer önemli habere baktığımızda FTX 5,5 milyon solu stake etti. Varlığın değeri arttı. Bildiğiniz gibi FTX'in elindeki solarları ve diğer kripto paraları belli miktarlarda satmalarına onay gelmişti. Solana da bundan dolayı çok ciddi bir değer kaybı yaşamıştı. Baktığımızda FTX'in Solana'ları satmak yerine stake ettiğini gözlemliyoruz. Bu da ister istemez piyasanın beklentilerine ters bir hareket oldu. İnsanlar hemen bu Solana'ları satarlar diye düşünüyorlardı ve fiyat dump yapar diye düşünüyorlardı. Fakat baktığımızda FTX'in 5.5 milyon solo stake ettiğini gözlemliyoruz. Bu da aslında piyasa için güzel bir haber. Ve bir diğer büyük haberimize baktığımızda da Ferrari ABD'de kripto ödemelerini kabul etme kararı aldı. Ferrari gibi dev bir şirket arkadaşlar. Birçoğunuzun bildiği bir araba markası. Ferrari'nin bu kararı müşterilerin talebi sonrasında alındı ve kripto paralarla ödemeleri kabul etmeye başlıyorlar. Gerçekten de çok çok büyük bir haber. Özellikle boğa piyasasında dediğim gibi olsa bu haber Bitcoin'i ve kripto paraları uçuracak haberlerden bir tanesi. Ferrari'nin kripto ödemeleri için BitPay ile ortaklık kurduğu belirtildi. Bu işbirliği Bitcoin ile işlem yapılmasının önünü açıyor. Özellikle dediğim gibi bu şekilde kurumsal firmalar kripto paralar benimsedikçe bizlerin beklemiş olduğu kripto paraların benimsenmesi ve sert yükselişleri arkadaşlar çok çok önemli hale geliyor. Zaten Bitcoin'de ve kripto paralarda özellikle devletler regüle edene kadar bu şekilde sert yükselişleri görme ihtimalimiz ve sert düşüşleri görme ihtimalimiz çok çok yüksek. Piyasada özellikle birçok arkadaşımız da şunu söylüyorlar. Hocam bundan sonrasında artık boğa gelir mi? Bundan sonrasında artık boğanın geleceğini düşünmüyoruz. Daha öncelerdeydi o yükselişler şeklinde söyleyen de birçok arkadaşımız var. Fakat işin açı ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Daha hala yükselişler gelecektir. Çünkü piyasa hala devletler tarafından regüle edilmedi. Özellikle 2024'teki halving sonrası çok çok önemli bir duruma geçecek bizler için. Çünkü bitcoin'e talep artacak arkadaşlar. Art azalacak arz azaldığı zaman da bildiğiniz gibi fiyatlanma gelecektir. Madenciler Bitcoin'lerini ucuz fiyattan satmamaya başlayacaklar. Çünkü zorluk seviyesi arttıkça madencilerin üreteceği bitcoin adeti düşecek. İster istemez de maliyetleri arttıkça da bu bitcoinleri ucuza vermeyecekler. Bu da bizler için piyasadaki yeni beklemiş olduğumuz ralliyi tetikleyecek önemli bir etmen olacak. Arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olursanız videolarımızı beğenirseniz uyarım yazarsanız çok sevinirim. Hepinize sevgilerimle saygılarımla sağlıkla kalın. Hoşçakalın.